Arkadaşlar merhaba. Yine bir Wider sohbet programında beraberiz. Yine konuğum yine Nagihan Karadere. Nagihan hoş geldin teşekkür tekrar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hiç üstünü falan değişmemişsin. Evet. Olduğun gibi geldin. Bugünkü konumuzda şöyle bir şey konuşalım diyorum. Geçen hafta bayağı bir şeyden bahsettik. İşte atletizmden, spordan, sizi tanımaya çalıştık biraz. Gerçi herkes tanıyor sizi de. Biraz daha sportif konuşmak istedim. Evet. Hani diğerler başka şeyler soruyordur. Belki makyajı nerede yaptırıyorsun? İşte sorulardan sonra daha güzelleştin falan filan gibi. Ben şundan biraz rahatsızım. Ben mesela salon işletiyorum biliyorsun. Bizim ülkemizdeki bayanların cime bakışında büyük bir ön yargı var. Ben eşime bile 11 senelik evliyim. Eşime bile son 4 senedir yani ben baskı yapmadım ama göre göre çünkü görerek yapmasını çok istedim. Son 2 senedir doğru idman yapmaya ve sonuç almaya başladı. Ondan önce asla zayıflıyordu, yumuşuyordu. Buradaki yağ yine duruyordu, buradaki yağlar duruyordu. Ne zaman jim yapmaya başladı, doğru beslenmeye başladı, ağırlık kaldırmaya başlayınca fizik çıtır çıtır düzelmeye başladı. Şimdi herkes Hande'ye diyor ki, ne kadar beni de çalıştır, evet. İşte ne nasıl kadar yaptın? İyi oldun, nasıl yaptın falan filan. Ama yaptırmaya kalktın mı yapmıyorlar tabii. Evet. Sen de bunun farkında mısın, bunu görüyor musun? Zaten bir şey de diyeyim, erkeklerde biliyorsunuz testosteron hormonu daha yoğun. Evet. Erkek olduğu için, bayanlarda östrojen hormonu yoğun olduğu için ne kadar çok, hani biz erkekler o kadar zorlamamıza rağmen kas yapımımız çok zorlanıyoruz. Evet. Bayanlarda bu tabii çok minimalize, çok daha zorlaması, bir erkek evet. gibi en azından çalışması lazım ki sonuç alabilmesi için. Evet. Sen de zaten aşağı yukarı bizim gibi evet. antrenman yapıyorsun. Hani bayanları biraz rahatlatalım, hani evet. biraz jimde nasıl, yani sadece gelip pilates dersine girmekle kardiyo yapmak tabii ki sağlık, tabii ki güzel ama hani biraz daha üstünü isteyenlere, biraz daha kaslanıp sıkılaşmak isteyenlere, yani forma girmek isteyenlere neler söyleyebiliriz? Yani şunu söylemek istiyorum. Öncelikle ben çocukluğumdan beri sporun içerisindeyim ve gerçekten bir erkek gibi çalışıyorum. Yani çünkü profesyonel iş yaptığım için sınırları zorlayacak çalışmalar yapıyorum. İnanın bunun yanında sporu bırakıyorum, ara veriyorum. İşte atıyorum hani evlendim, doğum yaptım, ara verdim spora. Sanki hayatımda hiç spor yapmamış gibiyim. Dümdüz kollar, dümdüz bacaklar. Dedim ki bu ben değilim. Yani hemen yani kadın vücudu dediğiniz gibi östrojen seviyesi çok yüksek olduğu için hemen deforme çabuk yağlanabiliyor. Çok çabuk yağlanıyoruz bölgesel olarak. Özellikle kalça, basen bunlar kadınların zaten hareketsiz bölgelerde. Evet, rahatsız oldukları konular. Yani ne yaparsam yapayım sadece düz koşmaya hani yöneliyorum koşucu olduğum için. Düz koşmayla da hiçbir şey olmuyor. Çünkü yağlar yine istediğiniz kadar yakmaya çalışın sıkılaşma olmuyor. Bunun tek bir alternatif yolu var. Fitness. Yani fitness aletli olarak çalışmamız gerekiyor. Ağırlık kaldırmamız gerekiyor. O kasları, o yağları sıkılaştırabilecek, eritebilecek tek yöntem kardiyonun üzerine fitness çalışmaları. Jim çalışmaları ve tabii evet. de olmazsa beslenme tabii. Beslenme zaten olmadan olmaz. Her şeyi yiyip gelip burada sadece hadi iki kaldırdım, üç squat yaptım değil. Kadınlar mesela son zamanlardaki kadınların gerçekten hani çok dikkat ettiğini görüyorum. Çünkü estetik demek kadın demek. Yani kadını en iyi gösteren fizik sporcu fiziğidir. İstiyorlar ki kalçam böyle yuvarlak olsun, yuvarlak kalkık olsun, kalkık olsun. Belimiz gidiyorlar olsun. Gidiyorlar mesela spor yapmak yerine gidip bıçak altına yatmayı deneyen kadınlar oluyor. Ama bunlar hep geçici ve kalıcı asla bir görüntüsü olmuyor ve gerçekten de bypass önlemler. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey lafını kesmeyeyim de ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela hiposuction'la karın evet, bölgenizi aldırdınız. Korkunç bir şey. Ben çok gözlemliyorum. Bu karın bölgesini aldırdığınız zaman veya basen neyse buradaki yağ hücrelerini alırken oradaki hücrelerde biraz deformasyon yapılıyor ve yağlanma buralarda olmamaya başlıyor. Ama o yemeği yedikten sonra vücudun bu sefer sırtınıza, arka bacaklarınıza, bacak işlerinize bu sefer o vücut o kaloriyi, fazla enerjiyi bir yerde depolayacak. Bele depoluyordu. Şimdi bele fazla depolayamıyor. İşte kalçaya da hiposuction yaptı. Kalçaya da depolamıyor. Bu sefer bacak işlerine, kol işlerine inanılmaz kötü bir şey olmaya başlıyor. Ve doktorlar gidiyorlar, dünya kadar para veriyorlar.
Ya biraz mantalitenizi değiştirip, çok kolay ya. Biraz beslenmenizi değiştirip, zaten 3 öğün yemek yiyorsunuz. 3 öğün yemeğin içinde biraz manipülasyon yapıp bir şeyleri değiştirip ve birden de değil, bence yavaş yavaş, yavaş step yavaş, step. Evet. Yani birden, zaten birden hiçbir şey olmaz. Yavaş yavaş, yavaş, belki bir sene, belki iki sene. Deli gibi de spor yapmak tabii, tabii bahsetmiyoruz, evet. Ama mutlaka gücünüzün %60'ını, 70'ini kullanarak, evet, bir ağırlığa vücudunuzu maruz bırakmanız, evet, lazım. Bir kemik erimesine çok iyi geliyor. Aa, evet, kesinlikle. Kadınlar için olmazsa olmaz. Belli bir yaştan sonra kemik erimesi söz konusu oluyor. 35-40'tan sonra. Kesinlikle. Ve yani onun sporculuk dönemimizde kadınların özellikle spor yapması gerekiyor ki kemik yoğunluğunu arttırabilsin. Kesinlikle o şarj, işte o, evet, zor, kemiklere olan basınç. Kemik basıncı görünce, evet, sadece kalsiyum yemekle, süt içmekle de olmuyor. O basıncı gördüğün zaman kemik direncini arttırtıyor. Evet. Ama bıraktığı zaman kendine, kadınlar inanılmaz, evet, bir günümüzün en büyük tehlikelerinden bir tanesi. Hem görüntü için hem sağlık için. Yani biraz ben mesela Amerika'da Los Angeles'ta Gold Gym var biliyorsunuz. Evet, The Mekke yazıyor. Evet. Vücut geliştirmenin Mekke'si. Evet. Yani, orada hacı oluyorsunuz gidip. Oraya gittiğimde çok şaşırmıştım. Sizin gibi bir sürü bayan, aynı erkekler gibi bellerinde kemer, evet, işte ellerinde handle'lar, bileklikler, evet, çatır çutur idman yapıyorlar, evet, ya. Hiçbir şey de olmuyor. Çatır çutur ve inanılmaz güzeller. Evet. Hani kilolu bile olsanız sıkı olmak, evet, hani biraz balık eti olabilirsin, evet, ama sıkı olduğun zaman başka bir görüntü ama oluyor. Ama giydikleri de yakışıyor. Kesinlikle. Şimdi karın yok, evet, buralarda yağlar fışkırmıyor. Evet. Vücut yani şekillenmiş biraz oluyor. Biraz iri olsa bile bir, tabii, şey giydiğinde acayip de seksi de oluyor aynı, evet, zamanda. Evet. İşte bizim kadınlarımız şundan korkuyor, Türk kadınları. Hani ben normal fiziğimi bozabilir miyim? Hayır, tam tersi. Vücudunuzu hiç sporcu halini görmediğiniz için şu anki halinizden 1000 kat daha güzel, çok daha estetik, çok daha kendinize, kesinlikle, özgüven hissedebileceğiniz bir görünüme ulaşıyorsunuz. Kas yapmak çok zor. Ben yıllardır yapıyorum. Dediğim gibi bir sene ara verdim. Hiçbir şekilde kasım kalmadı. Şimdi Survivor için hazırlık yapıyorum. Sabah akşam çalışıyorum. Ancak kasım çıktı. Ki gerçekten erkek gibi, evet, çalışıyorum. Evet, evet. Yani kas yapmak o kadar kolay bir şey değil. İstediğiniz kadar çalışın. Sadece sınırlarınızı çok fazla zorlamayın. Yani dediğim hocam, sakatlanmak, evet, sakatlanmadan gibi. %60, %70 zaten yeterli olacak sıkılaşmanız için. İstediğiniz görüntüye ulaşabilmeniz için. Bunun neticesinde zaten güzel bir beslenmeyle bunu kombine ettiğiniz takdirde yani kalıcı bir görseliye ulaşabilirsiniz. Ben şimdi görüyorum, hani şunda da biraz şöyle bir gözlemim de oluyor. Mesela biraz yoğun spor yapmaya başladım, hani bizim istediğimiz, evet, tarzda başladım mı? Bu sefer hemen bir yarışma, evet, şeyi ortaya çıkıyor. Hani ya lütfen, hani yarışa da bilirsiniz. Ben bir şey de demiyorum ama hani o kadar derine de inmeye gerek yok. Bu kadar sığ kalmaya da gerek yok. Ortada bir yerde olabilirsiniz. Yani çünkü yarışmalar, manışmalar biliyorsunuz zor işler. Hani biraz asosyallık oluyor işte, yemek, beslenmek. Bir de hani bazen görüyorum bazı arkadaşlar da işte bayanlar 600-700 gram gibi et falan yedirtiyorlar. Hani yarışmacıysa ben bir şey diyemiyorum ama normal hani yaşamında olan, ailesi olan, çoluğu çocuğu olan veya iş hayatındaki kadın haftanın 4 günü 40 dakika, 35 dakika. Zaten 3 öğün yemek yiyorsunuz, 200 gram, 300 gram protein tüketilse, 2-3 tane yumurta yense, zaten sebze yense, zaten bu iş çok doğru bir şekilde olacak, gerçekleşecek. Ama bizde mesela ben şöyle örnekler vereyim size. Bizim bir üyemiz vardı, 2 gün geldi, 2 gün. Aşağı indi, 2 gün işte bacak falan çalıştırdık, bir şeyler yaptırdık. Ertesi gün geldi ki, Hasan hocam bacaklarım çok kalınlaştı. Pantolonlar bacağıma girmiyor. İşte ya dedim, Allah'ın sözü, bunu başkasına anlatmadım, inanacaklar dedim. Çünkü ne olacak? Çünkü öyle bir şey olma şansı yok. Siz mesela o kadar, ben görüyorum squatlar işte, evet, yerden kesmeler yapıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. O anlık oluyor çünkü hani ben bunu daha önce yaşamıştım. Aslında demek istediği bence şu, kendi kas ağrısı mı? Kas ağrısı bir, ikincisi ben okula gidiyordum lise dönemimde. Sabahları kalkıp antrenman yapıyordum, eve geliyordum, üstümü değiştiriyorum, duşumu alıyorum, kilotu çorabımı giyiyordum, biraz bir kaslarda, çünkü o an çalışmışsın, hafif böyle bir daha dirilik daha oluyor, itiyor biraz, evet. Aynen. Ama o birkaç saat sonra normale dönüyor. Aslında o şey değil, hani kalıcı bir şişlik değil. Yani psikolojik olarak
kas ağrısını o şişlik olarak hissediyordum. Yok, hani şimdi biz çalıştığımız zaman kol bir santim, iki santim bacaklar irileşiyor ya. Evet. Herhalde o bir iki günde onun hafif bir şişliği duruyor. Hamlık ağrısıyla birleşince bu sefer kalınlaştığını zannediyor. Öyle bir şey mümkün değil. Bir de bizim bayanlar biraz da fazla mı çıt kırıldım? Evet, bizim kadınlarımız... Acaba maalesef... biz erkekler mi şımartıyoruz? Ondan mı oluyor? Vallahi ben ki hani hiç hayatımda hiç şımartılmamış bir kadınım. Yani yarışmadan döndükten sonra böyle ailem bile beni el üstünde tutuyor. Diyorum ki ben alışık değilim. Hani gerçekten hani hiçbir erkeğe ihtiyaç olmadan, hiçbir şeye ihtiyaç olmadan kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilen bir kadınım. Ama evet, erkeklerimiz bizi çok fazla şımartıyor, çok fazla el üstünde tutuyor. Ailelerimiz de aynı şekilde. Gereksiz. Evet. Hani gereksiz bir şey var. Çok fazla ilgi. İlgi. Bu da çıt kırıldığında bir şey, hani yol açıyor. Olmayan bir şey oldum gibi mi hissediliyor acaba? Hani çok havaya mı giriliyor? Herkes bana bakıyor falan filan. Hani böyle bir şey yani mi oluyor acaba? Bilemiyorum ama sebebi ne? Ya çok sevdiği için mi oluyor? Çok mu değer verildiği için oluyor? Ya yani biraz da belki çok... şey olabilir. Hani ülkemizde, hani bizim dinimizde de biraz hani bu şeyler evet. falan. Dinimizin biraz şeyi olabilir. Geleneklerimiz, evet, öreneklerimiz evet. olabilir. Tabii insanlar modernleşiyor. İşte Instagram, Facebook işte evet. daha modern bir şey oluyor. Değişik bir şey var. Bir geçiş döneminde miyiz artık? Neyiz bilmiyorum da. Hani mesela ben mesela şimdi Bağdat Caddesi'nin üstümü çıkartıp yürüsem ben herhalde döverler orada. 5-6 erkek hani tek başına zor döverler de. 5-6 erkek utanmıyor musun? Lan elemin karısı kızı var sen üstünü çıkarmış dolaşıyorsun. Ama mesela bir Las Vegas'ta biz üstümüzü çıkardık tabii. dolaştık. Allah'ın kulu bize bakmadı. Los Angeles'ta Allah'ın kulu bize ve bakmadı. Herkes gelip fotoğraf da çektirir. Evet yani bir de, şey ama. Oldu yani burada ama hani herhalde kültür farklılığından oluyor. İyi kötü de demiyorum ama hani şey de değil. Biraz da şu supplementler hakkında evet. Hani normal aktif atletizm yaparken supplement kullanımın nasıldı? Şu evet. an nasıl? Şu anda da kullanıyorum. Spor döneminde zaten olmazsa olmaz. Çünkü çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Günde 2 antrenman, 3 antrenman yaptığımız oluyor. Yıkılan kası tek onarım, bir evet. şekilde onarabiliriz. O da supplementlerle, beslenme ve supplementlerle. Gerçekten ben çok faydasını görüyorum ve çok da memnunum. Hala da kullanıyorum. Şu an dediğim gibi yarışmaya hazırlanıyorum. Olmazsa olmazlar. Aslında Survivor'a giderken şöyle bir kutu protein, bir kutu amino asit. Amino asiti şöyle bir yerde gizli gizli evet, oraya evet. götürsek böyle gizli acaba? Gizli akşam yatarken. Çok iyi olur. Gerçekten ya, kesin ben, herkesi geçersin. Kesinlikle. Antrenman sonrası da kullanıyorum. Ölüyorum açlıktan böyle antrenman bitmeye yakın. Protein tozunu alıyorum. Karıştırıp içiyorum. Açlık bitiyor. Ve evet. gerçekten hem tokluk veriyor hem kasları onarıyor. Performansınızı üst seviyeye getiriyor. Düşük enerji. Evet. Düşük şeker yok. Düşük kilo aldırmaya. Protein, kesinlikle. Tamamen hani diyete çok evet. uygun da bir şey. Bizim biz tabii Vedder için bu şeyleri, videolar evet. yapıyoruz. Vedder'ı daha önce duymuş muydunuz? Tabii ki. Tabii ki biliyorum. Sporun içerisinde olduğum için bunların hepsini biliyorum. Tek tek incelemişliğim var. Tüm miligramlarına kadar. Okay. Çünkü olmazsa olmaz dediğim gibi yani hayatımızın bir parçası. Biz bu de bugün firma Türkiye Vedder'ın Türkiye distribütörü Antelope Sportif Gıdalarla sizi konuk alacağımı söylediğimde Adnan Bey sağ olsun size hediye vermemi teşekkür söyledi. Ederim. İstediğiniz işte ne varsa size hediye edeceğiz. Çok sağ olun. Teşekkür gitmeden ederim. Gitmeden 2 ay biraz daha besleyelim sizi. Evet. Orada gidince de tabii biraz tabii gene adale kaybı olacak. Mutlaka yani eğer... orada besin yok, hiçbir şey yok. Burada şu an ne aldık aldık. Dönün. Yani kullanabildiğimiz kadar kullanacağız döndükten sonra. Geçen yarışta kaç kilo vermiştiniz? Ben 6 kiloya yakın verdim. Bir de şey oldu bu son zamanlarda Survivor'da evet, kadınlar kilo alıyor. Kilo alıyor. Acaba şey bu ödül yemekleri oluyor diye mi yoksa neden? Ya birincisi ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Hindistan cevizi kadınlarda yağlanmaya sebep oluyor. Bir de hani biz orada yemek yiyemiyoruz. Hindistan cevizinin kalorisi kaç merak ettim. Kalorisi düşük mü? Yani düşük değil. Yağlı olduğu için yüksek diye biliyorum. Kadınlar yani erkekler için sıkıntı tabii ki yok. Biz orada kadınsal dönemleri es geçiyoruz çünkü vücudumuza gıda girmiyor. Bu da ödem yapıyor. Sonlara doğru ödüller de büyüyor. Ödüller büyüyünce de sabah akşam ödüller koyuluyor. Herhalde büyük bir ihtimalle o ödüllerin vermiş olduğu
besinden kaynaklı kilo ortaya. Daha az kilo verilmeye başladı. İlk evet, zamanlar ama daha... geçen sene dediğim gibi oyunlar çoktu. Ödülden ödüller geldi bir şeyler. Çok fazla oldu. Çünkü çok sabah akşam oyun oynandığı için. Ama onun da şeye faydası çok oldu. Yani orada zayıflamak çok... Onun da şeye çok faydası oldu. Parkurlardaki mücadele performansına çok faydası gerçekten oldu. Gerçekten hani aç bir oyuna çıktığım zamanları biliyorum. Elim ayağım titriyor böyle. Lanet olsun diyorsun böyle. Yani hayata geldiğinize bin pişman oluyorsunuz. Ama o ödül için... Diyorum mecbur yani mücadele veriyor. Keşke hani bize vitaminler falan verilse ki olması da lazım. Çok profesyonel belki, sporcular belki olabilir. Var. Yani abi, onu bir gözden. Ama evet. onun da özelliği o işte. Onun da özelliği biraz o. Aç bırakmak yani tabii sıfır orada. Şeyle, besinle en zirvede evet. Noktalayabilir. Şimdi burada hemen yazdım arkadaşlar baktım. 100 gram Hindistan cevizi kalori 354. Ya. Fena değil. Mesela bir pirinçle tabii, neredeyse işte. Bol bol şey yersen Hindistan cevizi yersen herhalde performansın çok şey kötü olacağını diyor. Toplam yağ 33 gram. Bir de faydalı yağ. 22 gram sodyum var. 356 gram potasyum var. 15 gram karbonhidrat var. Vallahi ben bu kadar bakmamıştım ilk defa. Gerçekten çok besleyiciymiş. Besleyici. Bol bol tüketmek tüket gerekiyor. Tüket bence. Yani oraya gittiğimizde Hindistan cevizi buradayken de Vader ürünlerini kullanmaya devam okay. edeceğiz. Arkadaşlar bugün Nagihan Nagihan'ı yakalamışken bırakmayacağız. Bir de biz ben işte Timuçin Hoca Nagihan Karadere bir antrenman parkuru yapacağız kendisine uygun. Bir de antrenman programı çekeceğiz. Umarım onu da seyreder beğenirsiniz. Bugün programımızı burada bitiriyoruz. Vallahi çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Bizim kulüpte idman yapmaya başladın, evet. seni tanıma evet. şansı da bulduk. Gayet de olduğu gibi böyle çok hiç egosu olmayan, hatta daha da mütevazi oluşunuz da beni sizin hakkınızda düşüncelerimi çok olumlu yaptı. Çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Çok güzel bir sohbetti. Okay. İnşallah. Başarılar diliyorum inşallah Survivor'da. Erkekleri yen, birinci ol gel tamam mı? Erkekleri evet. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz de iyisinizdir. Bir dahaki Vader videosuna görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.